Arkadaşlar ben Baba merhaba. Sizin için videonun sonuna kadar yarıla yarıla güleceğiniz çok güzel bir içerik hazırladım. Bu videoma 1000 like gelirse yarın yine bu tarz çok güzel bir video hazırlayacağım. İyi seyirler. Ne oldu lan? Niye çağırmış müdür seni? Ya diyor ki sen gerizekalısın diyor. Okulun IQ seviyesini düşürüyorsun diyor. Kendine de çeki düzen ver, çeki düzen vermezsen seni okuldan atacağım diyor. Okulun IQ seviyesini neden düşürüyorum? Bir türlü anlayamadım bunu. Zaten anlayabilsen düşürmezsin oğlum. Anlayamadığın için düşürüyorsun işte. Yalnız Hasan, bugün bana, yarın sana. Nasıl yani, anlamadım? Bugün beni saçma bir sebepten okuldan atarlar, yarın da seni saçma bir sebepten okuldan atarlar. Bu müdürden kurtulmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız? Elimize çomak alıp okulun kapısında bekleyip gelme lan git bu okuldan mı diyeceğiz adama? Vallahi aklımda bir plan var ama bu işi yapsan sen yaparsın Hasan. Plan mı? Senin aklında plan mı var? Oğlum sen evin yolunu zor bulan adamsın lan. Ne planı? Kanka şimdi müdürün odasına gidip yeter lan öğrencilere yaptığın zulüm. Ya buna bir son ver ya da sonun çok kötü olacak diyeceksin. Ne diyecek müdür? Tamam abi son mu veriyorum diyecek. Ne oldu Hasan? Normalde mangalda kül bırakmazsın. Ne oldu? Tırstın mı? Oğlum bütün çatışmalar yiğitliğin şanındandır. Bak Truva Savaşı'na mesela tarihe yön vermiş. Gerçi o karı kız meselesinden bununla pek alakası yok ama. Lan orada bile tahta atın içine girip mekana dalmışlar. Sen beni mayın eşeği gibi öne sürüyorsun. Patlatır lan adam beni. Olur, o da olur kanka. Odanın içinde kameralar var. Müdür seni ezerken kameralar kaydeder. Biz de müdürü Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet ederiz. Milli Eğitim Müdürü de gelir görüntüleri izler. Sonra müdürü işten atarlar. Oğlum sana salak malak diyorlar da bildiğin Orta Doğu projesi gibi plan kurmuşsun lan. Yok arkadaş bana gelmez. Kanka sen Fatih Sultan Mehmet'in torunusun. Fatih Sultan Mehmet ne demiş? Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın diyerek yaşattığınız yılanların bir sonraki hedefi siz olursunuz. 3 gün sonra benim gibi okuldan atıldıktan sonra bugüne dönmeyi isteyeceksin. Ve o gün şöyle diyeceksin. Keşke o güne dönsem de o yılanın başını essem. Gidiyorum. Nereye? Yılanın başını ezmeye. Ne zaman bitecek bu işler? Of ya of. Ne oluyor oğlum? Ahıra girer gibi giriyorsun. Ahıra girer gibi girmiyorum. Zaten ahıra giriyorum. Oğlum bak git, sabahtan beri zaten okulun işleri yüzünden anam ağladı. Ananın adresini ver de güldüreyim o zaman. Ne diyorsun lan sen? Allah! Ulan dört korkusundan ışınlanmayı buldum. Mars'a gelmişim lan. Nasıl döneceğim ben şimdi dünyaya? Dünyaya dönsem okula nasıl gideceğim ben? Ulan bu ittin, ulan bu ittin hep senin yüzünden. Öğrencilerin sesi olduğumuz öğrenci haber bültenine hoş geldiniz. İstanbul'da bir okulda okul müdürü zimmetine para geçiriyor diye veliler okul müdüründen şikayetçi oldu. Biz de okul müdürünü bulduk ve olayın detayını öğrendik. Veliler gitmiş okula bağış yaptıkları paraları demişler ki müdür zimmetine geçiriyor. Yalan söylemek ayıptır, günahtır. Kardeşim ben 4 defa hacca gittim. İnanmazsan kantinci dayıya sor. 4 kere haca gittik geldik. Aha daha yaz böyle. Neymiş efendim? Bizim paralarımızla kendisine saray gibi oda yaptırdı. Saraymış pe. Odamda bir tane altın musluk bile yok. Altın varaklı halım bile yok. Ne sarayı? Diyorlar ki öğrencilerden para istiyor. Para veren öğrencilerin devamsızlıklarını yazmıyor. Var ya, insanlara iyilik de yaramıyor. Bu çocuk zaten bu devamsızlığı yapacak. Sen ne yapacaksın? Özel hastanesiydi. Heyet raporuydu. Dünyanın parasını harcayacaksın. Biz yarı parasına bu devamsızlıkları sildik. Ne var bunda yani? Neymiş efendim? Biz o kadar para veriyoruz. Okulda tuvaletlerde sıvı sabun, tuvalet kağıdı, havlu kağıt yok. Sanki elinde var. Tuvalet kağıdı, havlu kağıt dünyanın parası olmuş. Hem bir keresinde biz tuvalet kağıdıyla havlu kağıt koymuştuk tuvalete. Öğrenciler gitmiş tuvalet kağıdıyla havlu kağıttan kendilerini mumya yapmışlar ya. Ben nasıl koyayım şimdi tuvaletlere havlu kağıtla tuvalet kağıdı? Mezun olan öğrencilerden 500 lira diploma parası almıştım. Ya bunun bile lafını ediyorlar. Mezun oldun ya. Bu
burun şerefine beni pavyona götür de şöyle güzelce bir eğlenelim demişim gibi muamele görüyorum arkadaşım. Milliyetin müdürü diyormuş ki sizden kimse para isteyemez. Okulda kayıt yaptırırken para vermeyin. Biz de milli eğitime okula yeterli ödenek gelmiyor dediğimiz zaman benim memurum işini bilir diyorlar. Ama biz arada kalıyoruz. Köydeki çocuk nüfusu inanılmaz arttı. Herkes çocuk yapıyor. Artık aile planlaması icat edilsin de şu işe bir dur densin. O kadar çocuk boş boş gezip duruyor. Akşama kadar dinozor taşlıyorlar. Dinozorlar da sinirlenip köye saldırıyor ondan sonra. Geçen gün tekerleği bulmuştuk ya, hani taştan yapmıştık, köyün ortasında duruyordu. Onu alıp yuvarlayıp evin birine girmişler. Adamlar arabayı icat etmeden trafik kazasını buldular. Benim bir fikrim var aslında. Bunların hepsini toplayalım, bir yere kapatalım. Nereye kapatacağız ki? Ya biz cezaevini bulmuştuk ya, ama kanunları bulamadığımızdan dolayı şu anda boşta. Oraya bütün çocukları kapatalım işte. Ne güzel işte. Yaptıklarından dolayı hem de ceza çekmiş olurlar. Başlarına da o cezaevinin gardiyanı var ya, hani hiçbir şeyi beğenmeyen, suratı asık, herkese kızan, onu koyarız. Yani o kadar çocuk oranın içinde akşama kadar durmazlar ki. Abicim gardiyanı koyarız dedik ya, o işte onlara orada bir şeyler öğretir gibi yapar, vakit geçer. Hatta ne olsun biliyor musun? Gardiyan o gün öğrettikleriyle ilgili çocuklardan evde çalışmalar yapmasını istesin. Yani bu çocukların cezası evde de devam etsin. Bunun adı da ödev olsun. Abi var ya, aynı anda hem ödevi icat ettik hem de okulu icat ettik ha. Aynen ha. Hem iki tane şey icat edip hem de bu çocuklardan kurtulduk. Arkadaşlar, matematik evrenin kodudur. Kimya var olmasa evrende var olamazdı. Evreni ancak fizik kanunlarıyla anlayabiliriz. Doğa evrenin en karmaşık halidir. Arkadaşlar, evren hala varsa, kıyamet kopmamışsa bu bizim dualarımız sayesindedir. Topu patlatmışsınız yine, pazartesi top parası getiren. Baba. Baba. Baba! Ne bağırıyorsun lan hayvan herif? Sağır mı var burada? Kaç kere baba dedim, suratıma bile bakmıyorsun ya. Bugün okulun kayıtları başlıyor. Bugün kayıt olmaya gidecek miyiz? Yarın. Aslında bugün gitsek iyi olurdu. Yarın kalabalık olabilir. Baba, duydun mu beni? Baba. Baba. Ya hayvan herif, bir haberleri izletmedim. Bir defol git başımdan ya. Okula yazdırıyoruz da sanki ne oluyor? Okuyor sanki it herif. Anne baba merhaba. Hoş geldin oğlum. Hoş buldum anneciğim. O saçının hali ne oğlum, öyle inek yalamış gibi. Yeni saç stilim nasıl olmuşum? Maymuna dönmüşsün. Peki biraz da anneme döneyim o zaman. Hocam, öğretmenler öğrencilerden her zaman daha fazlasını bilir, öyle değil mi? Evet, doğrusunu istersen genellikle durum böyledir. O zaman siz ampulü kimin icat ettiğini de biliyorsunuz. Tabii ki bunu biliyorum. Edison icat etti. Peki, öğretmenler her zaman öğrencilerden daha fazlasını biliyorsa neden Edison'un öğretmeni ampulü icat etmedi? Hafta sonu gezmesi diye beni getirdiği yere bak ya. Getire getire parka getirdi. Ne yapayım aşkım, tek bedava olan ve de gezilecek yer burası. Ben de herkes gibi tatile gitmek istiyorum. Pahalı yerlerde yemek yemek istiyorum. İstediğim her şeyi almak istiyorum. Param yok aşkım, ne yapabilirim yani? Bu kadar fakir olduğunu bilseydim yemin ederim seninle evlenmezdim. Ben sana evlenmeden önce sahip olduğum tek şey sensin dediğimde romantizm yaptığımı mı sanıyordun? Pis fakir. Ah! Aa kız bak, seninki Instagram'da fotoğraf paylaşmış. Ya şuna seninki deyip durma, ayrıldık biz ya. Allah'a yakın, bana uzak ol dedim gerizekalıya. O da zaten Umre'ye gitmiş. Oradan fotoğraf paylaşmış. Fotoğrafın altına da artık Allah'a yakın, şeytana uzağım yazmış. Babacım ben işe gidiyorum, görüşürüz. Tamam oğlum, görüşürüz. Nasıl gidiyor iş? Vallahi iyi gidiyor babacım. Hani sen hep derdin ya, ne iş yaparsan yap o işin aranan elemanı olmalısın diye. İşte şu anda iş yerinin en çok aranan elemanı benim. Aferin oğlum sana.
Bak gördün mü, işe geç kaldığın için arıyorlar şimdi de nerede kaldın diye. Lan gerizekalı, ben sana aranan eleman ol derken patronun nerede kaldın lan şerefsiz, saat kaç oldu işe gelmedin deyip aramasından bahsetmemiştim. Hanımefendi bakar mısınız? Bakamam, sevgilim var, gider misin? Hanımefendi. Ya be git, sevgilim var diyorum. Hanımefendi bir dinleyin ama. Ya dinleyemem, sevgilim var diyorum, gitmezsen polis çağıracağım şimdi. Ya arabanızın lastiği patlamış, onu söyleyecektim. Ha öyle mi ya, kusura bakmayın, yardım edebilir misiniz acaba? Yardım edemem, evliyim. Sevgilini çağır, o yardım etsin.